Ozanköy'de yapılan hizmetler. Biz 2014 yılında göreve geldikten sonra Ozanköy'de sadece ve sadece grubun önündeki meydan düzenlenmiş idi. Biz köydeki bütün galvaniz paslanmış su borularını değiştik, asbest boruları değiştik ve köyde hemen hemen 5000 metrekarenin üzerinde parke taşı ve aynı şekilde sokakları düzenledik, içme sularını sağlıklı borulardan almaları için gerekli düzenlemeleri yaptık. Ozanköy'ü konuşacak olursak, Ozanköy'ün yetiştirdiği ve dünyada önemli bir kişi olan Osman Türkay'ın, şair Osman Türkay'ın ki bu abimiz Nobel Edebiyat Ödülü'ne iki kez aday gösterildi. Onun anıt heykelini de Ozanköy'de Kulüp Meydanı'nın olduğu bölgede yerleştirerek hem yerel bir sanatçının yaptığı çalışmayı Kıbrıs halkıyla buluşturduk hem de Osman Türkay abimize olan vefa borcumuzu ödemiş olduk. Bu bölgeden gelip geçenler bu anıt heykelde Osman Türkay'ın özgeçmişini okuyarak onunla ilgili bilgileri edinebilmektedirler. Aynı zamanda yakın bir zamanda da ailesinin temin ettiği orijinal iki adet şiir kitabı da Osman Türkay anısına Girne Belediyesi tarafından ikinci baskı olarak yapılacak. Ama bu ikinci baskılar da her iki kitabın da aslında uygun olarak düzenlenecek halidir. Dayım Osman Türkay, yazdığı şiirlerle dünyada tanındığım iki kez Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi. Milenyum şairi yani 2000 yılın şairi seçildi. Ve bunun işte heykelini diken Girne Belediyesi'ne buradan teşekkürlerimi bildiririm. Doğduğu topraklarda yaşaması bizim için çok önemli. Onun için kendisi tabii köyünde yaşamayı, ilelebet yaşamayı, yatmayı isterdi. Bunun işte mezarı da orada, heykeli de orada. Bir de müzesi orada olacak tahmin ediyorum. Bunun için de belediye başkanımız bize söz verdi. Aldığımız binayı tamir edecek. Bunun için de çok teşekkür ederiz Nilay Bey'e, Girne Belediyesi'ne. Ozanköy Sosyal Aktivite Merkezi Projesi. Köylerimizde insanlarımızın, gençlerimizin, hanımlarımızın, yaşlılarımızın devam edebileceği merkezler çok azdır. Biz sosyal amaçlı bir merkezi Ozanköy'de düşündük. Bunun sebebi de Ozanköy'de eski Rum İlkokulu'nun bahçesinin avlusunun boş ve atıl durumda olmasıdır. Eğitim Bakanlığı'yla bir protokol yaparak orayı bir sosyal aktivite ve kültür merkezi haline, aktivite merkezi haline getirmek istedik. Projemiz hazırlanmıştır. En kısa zamanda onunla da ilgili gerekli çalışmaları başlatmış olacağız. Buradan yararlanacak olanlar gençler, yaşlılar ve ev hanımlarıdır. Erkek kadın ayrımı yapmaksızın. Aynı zamanda Balabaşlılar, Ozanköylüler, Doğanköy ve Karakum'da yaşayan insanlarımız da, yani Girne merkezin doğusunda yaşayan bütün insanlarımız bu merkezden hizmet alabilecekler. Projelerimiz tamamlanmıştır. En yakın zamanda bununla ilgili inşaat faaliyetine başlamış olacağız.